Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün sizlerle beraber Kron XC150 2020 bisikletimi tanıtacağım sizlere. Hemen başlayalım videoya. Jantlarımız Zozo'nun. Lastiklerimiz Mitas. Mitas pek tavsiye etmem. Biraz şöyle söyleyeyim. Kötü bir lastik. Açık konuşayım. Kötü bir lastik. Ama işinizi görür. Şöyle göstereyim lastiklerimizi. Ayna kol orta göbek Shimano'nun. Arka aktarıcımız o da Shimano'nun. Rublemiz Shimano'nun. Zinciri KTM diye bir markaydı. Hatırlamıyorum. Sele Kron XC100'lerde biraz daha yumuşak. Bunda 150'lerde biraz daha sert. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 18 kadromuz var. Göründüğü gibi hidrolik fren. Şöyle. Çok güzel bir hissiyatı var. Bisikletimi çok beğeniyorum. Herkese tavsiye ederim. Fakat aldıysanız lastiğiniz 1,5 şöyle söyleyeyim. 1-1,5 sene içerisinde kullanıma bağlı tabii ki de. 1-1,5 sene içerisinde eriyor. Sıcak havalarda özellikle 45-50 km zarı çıkınca erime yapıyor. Onun dışında dediğim gibi gayet güzel, keyifli bir bisiklet. Hidrolik fren diskli. Şöyle aksesuarlarım var. Aksesuarlarımı tanıtayım. O zaman onları da. Assize'in AS700 hız göstergesi ve kilometre sayacı var. Hepsi buradan almış olduğum KNT marka Korna. Onun dışında anlatacağım başka bir yer kaldı mı? Kaldı. Masha Kron'un kendi markası diye ben biliyorum. Şöyle göstereyim. Evet, birkaç nazarlıklarımız var ama olsun. Canımız sağ olsun. Rublemiz biraz temizledim rublemizi. Park ayaklığını size göstereyim. Park ayaklığı orijinali kırıldı. Şöyle söyleyeyim. Bisiklet aldıktan 1 saat içinde kırıldı. Orasını pek anlayamadım. Pedallar kırıldı. Yeni pedalla park ayağı aldım. Yani Kronlarda kronik diye ben biliyorum bunu. Evet, böyle bir durum var. Onun dışında bisikletim çok keyifli. Yani MTB olduğu için zaten şurada yazıyor. MTB Riding. Gayet başarılı bisiklet. Fakat birkaç eksiklikleri var ama olacak o kadar diyelim. Evet, şurada maalesef çiziklerimiz var şuralarda. Onları inşallah yapacağız. Güzel bisiklet yapacağız. Lastiklerim eridi. Hepsi buradan 2 tane lastik söyledim. 8 tane balık söyledim. 2 öne, 2 arkaya, 4. 4 tane de yedek aldım. Şöyle söyleyeyim, 650 TL gibi bir fiyat geldi bana. Aldım. Lastikler 1000 TL tuttu. Toplamda 1700-1650 civarında. O civarlarda arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Eğer bisiklet alacaksanız. Benimki biraz eskimiş modeli gibi. Öyle söyleyeyim. 2020 çok da eski değil. Ama biraz devri bitiyor gibi geliyor bana. 2023'leri çıktı hatta. 2023 XC500'ler gayet güzel. Kenda lastikleri geliyor. Amortisör biraz daha yumuşak. Yani gayet güzel o da bisiklet. Ama benim bisikletimin de fiyat performans açısından çok daha iyi bisiklet. Herkese tavsiye ederim. Anlatacağım başka bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Çok güzel içerikler sizleri bekliyor.
Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Saygılarımla.